Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar, bugün bir görev değişimi yaşıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğüm Ticaret Bakanlığı görevini artık parlamentoda siyasi görevimize devam edeceğiz ve bugün dün yayınlanan resmi, yani sabaha karşı diyelim, gece yayınlanan resmi gazeteyle beraber resmi olarak Sayın Bakanımıza görevi devrediyoruz. Burası güzel bir bakanlık Sayın Bakanım. Önemli bir işlevi var ticari hayatın düzenlenmesinde. 2 yıl önemli yapısal değişiklikler burada yaptık. İçeride Sayın Bakanımıza bakanlıkla alakalı yaptığımız çalışmalardan bahsettim. Sağ olsun hem MKYK'da hem ekonomi işlerinde daha önce de Ömer Bey'le çalıştık. Ben kendisinin bakan olarak atanmasından çok büyük memnuniyet duydum. Çok sevindim. Halef selef dersiniz ya, yani Sayın Bakanımız gibi bir kişiye devir yapıyoruz. Bu açıdan çok mutluyum. İçim çok rahat. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz ruhsal anlamda belli bir seviyeye getirdik. İnşallah Sayın Bakanımız da bizden alıp daha iyi bir seviyeye getirecektir. Hep üzerine koya koya gider devlet. Burada da böyle olacaktır. Burada da en küçük bir şüphe duymuyorum. Bugünden çok daha iyiye gidecektir. Daha iyi noktalara taşıyacaktır. Daha iyi hizmetler mutlaka olacaktır. Ben Sayın Bakanım, genel müdürlerimize, bakan yardımcılarımıza, uzmanlarımıza, buradaki sekreterinden çaycısına, şoförüne kadar bütün arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Kendileri çok verimli bir çalışma yürüttük. 2 yıl boyunca, tabii 27. dönemdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine, oradaki siyasi partilere buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz yasal düzenlemeler konusunda bize çok destek verdi parlamentomuz. Ve yapısal düzenlemelerde önemli adımlar attık. Bundan sonra da bakanlığımızın ihtiyaç duyacağı yasal düzenlemelerde, yetkilerde biz de parlamentonun bir üyesi olarak elimizden gelen desteği her zaman vermeye çalışacağız. Ben sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalar yapmanızı temenni ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli bakanım, bu güçlü alkışlar ne kadar güzel işler yaptığınızın ve sevildiğinizin delili. Çok hasreten teşekkür ediyorum size. Değerli bakanım, değerli bakan yardımcılarımız, kıymetli genel başkan yardımcım, kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli bürokratlarımız, iş dünyamızın kıymetli başkanları, temsilcileri, değerli medya mensupları, bizi izleyen aziz ve necip vatandaşlarımız, kıymetli ailem. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Dün akşam saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Ticaret Bakanlığı görevini yönetme görevi kıymetli Cumhurbaşkanımız tarafından şahsıma tevdi edildi. Bugüne kadar bu görevi başarıyla yürüten değerli bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muş Beyefendi'ye ve ekibine, kıymetli bürokratlarımıza ve bakanlık yöneticilerimize, çalışanlarına huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Esasında Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hepsi bugüne kadar çok başarılı hizmetlerde bulundular. Zaten 21 yılda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir biçimde üst üste 17 seçim zaferi kazanılmasının ve aziz milletimizin bu seçim zaferlerini AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vermesi de bu gerçeği ortaya koymaktadır. Görev yapmış ticaret bakanlarımızın hepsi aldıkları bayrağı daha yükseğe taşıdılar. Şahsen buna şahidim, milletimiz de şahit. Değerli bakanlarımıza ve bakanlıktaki tüm emeği geçen
mesai arkadaşlarımıza hasreten teşekkürler ediyorum. Kıymetli Bakanımız Mehmet Muş Bey ile bizim çok ortak yönlerimiz var. İkimiz de İstanbul'da aynı bölgenin çocuklarıyız. Aynı bölgede yetişmişiz. AK Parti'mizin MKYK'sında aynı dönemde birlikte görev yaptık. Değerli Çiğdem Karaaslan başkan yardımcımız da o zaman MKYK'da bizimle beraber görev yaptı. Milletvekili mülakat komisyonlarında görev yaptık. Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcılığında görev yaptık ve kendisinin Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı olarak da çok güzel faaliyetlerine şahitlik ettik. Hem değerli bakanımız Mehmet Muş Bey'in ve hem de önceki bakanlarımızın katkılarını, desteğini almaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. İhracatımızın 36 milyar dolardan 20 yılda 255 milyar dolara yükselmesinde hepsinin emekleri, katkıları çok büyük. Ticaret Bakanlığımızın tüm yöneticileri ve çalışanlarının fikirleri ve katkılarından istifade edeceğim. Seçim bitti. Zorlu bir seçim süreci geride kaldı. Seçim gerginliği de geride kaldı. Artık Türkiye yüzyılı başladı. Bundan sonra her şey Türkiye'miz için, halkımız için diyoruz. Bakanlığımızın ve ekonomimizin paydaşları olan kıymetli iş dünyamızın temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, DEİK, TİM, TESK, esnaf odalarımız, gönüllü kuruluşlarımız, MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, İGİAD ve diğer bütün kuruluşlarımızla inşallah birlikte çalışacağız. 41 yıllık iş hayatımda ekonominin birçok kuruluşlarında ve reel sektörde görevler yaptım. İş dünyamızı, sanayi ve ticaret kuruluşlarımızı, organize sanayi bölgelerimizi hamdolsun iyi tanıyorum. Var olan sorunları inşallah hep birlikte çözeceğiz. Bu arada kıymetli milletvekillerimizle de birlikte çalışacağız. 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alan tüm milletvekillerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. Onların da inşallah destek, katkı ve yol göstermeleriyle birlikte yol alacağız. Türkiye yüzyılında güçlü bir ekonomi ile halkımızın refahı ve mutluluğu için çok çalışacağız. Temel hedefimiz üretimi ve ticareti arttırmak. Ticaret artarsa refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerimizi arttırmak istiyoruz. Bu noktada hizmetler ihracatımızın da mal ihracatımız kadar çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Dünyayı 2-2,5 yıl kadar kasıp kavuran COVID-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda enflasyon oranında son 6-7 yıl aydır yaşanan geriye gidişi inşallah hep birlikte hükümetimiz olarak daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir. Bu vesileyle sözlerime son verirken kıymetli Mehmet Muş Bakanımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki yeni görevinde üstün başarı dileklerimi hasreten iletiyorum. Kendisiyle inşallah yakın bir işbirliği içinde de her zaman olacağız. Yüce Allah kendisinin, bizim, tüm kabinemizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, aziz vatandaşlarımızın, güzel ülkemizin yar ve yardımcısı olsun inşallah diyorum. Besmele ile yola çıkıyoruz. Dualarınızda bizleri unutmayınız. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
ve gelenektir. Evet. Biz sizi çiçekle karşılıyoruz. Siz de beni çiçekle uğurluyorsunuz. Yeni görevimizde başarılar diliyorum. Bunun için çiçek günü vatanı. Sayenizde. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Bakanımız size emanet. Evet. Buyurun. Bakanım.